Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Bir önceki derste olasılık fonksiyonunun nasıl çıkarıldığını anlatmıştım. Modelin neden gerekli olduğunu ve bizim elimizde olan şeylerden nasıl bir fonksiyon türeteceğimizi göstermiştim. Şimdi ise arkadaşlar şu dataların görünümüne göre aslında bizim ifadeleri nasıl değiştirdiğimizi göstereceğim. Yani bu olasılık fonksiyonu bu x, n, d bize nasıl görünüyor? Şöyle çarpılarımı yine koyuyorum bakın buraya. Buradaki değerler bakın herhangi bir değer olabilir arkadaşlar. Ama bizim görmemiz gereken şey ne? Şu. Biz bu ifadenin modelini çıkardığımızda artık neyi biliyoruz? Bunun bir hep mean değeri var. Bir standard deviation'ı var bunun. Ve bu standard deviation'a göre bir distribution oluşuyor burada. Şimdi bakın bizim çıkardığımız p değeri aslında eksene şöyle yansıyor. Tam yandan bir çizgi çiziyoruz burada. Şuradan bir değer geliyor. Artık neyse bu. Dikkat edin. Buradaki sıfır değerimiz buradaysa eksenimiz burada olacak. X çünkü burası. Burası x oluyor bu sefer. Ve x'e p oluyor. Px oluyor. Ve tam bu noktada bu değerler maksimum oluyor. Mü değerinde. Şöyle bir fonksiyonla yansıyor. Ben eğer ki bu grafiği çizerken P'yi nerede görmek istediğimi eğer çıkarmak istersem işte bana böyle bir grafik yansıyor. Burada bakın dikkat edin burası mü, burası işte mü artı sigma, burası işte mü artı 2 sigma, işte burası mü eksi sigma, mü eksi 2 sigma gibi değerler elde ediyorum. Yani biz bu ifadeleri aslında 3 boyutlu bir halde de aslında burada çizdirebiliriz. Şurada p x'e koyarak. Ama buradaki data sayısına göre her değer farklı bir olasılık değerine sahip olacak. O yüzden ben bu şekilde çizmeyi tercih ettim. Yani biz bunu yorumlamak istediğimizde p'yi nereye koyacağız? P nerede görünecek? Aslında bunların hepsi nerede görünüyor? X'in p x'e göre olan değerlerinde görünüyor. Eğer ki ben böyle bir grafik çizersem arkadaşlar bakın burada şöyle bir şey olmaz. Şöyle. N'e göre çizdiğimde bakın P'nin X'e göre olan grafiğinde şöyle bir grafik olur burada. Burada bir yerde maximize yapar sonra iner gider. Ama N'in değerlerine göre bu farklı olur. O yüzden bunu daha sonra aslında anlatacağım size. Yani görselleştirilmesini MATLAB üzerinde daha net bir şekilde göstereceğim. Şimdi bakın biz bu ifadelerden neler yapabiliriz? Yani biz nasıl kullanabiliriz bunu? Bir kere modelleme yapabiliriz biz arkadaşlar burada. Bu modellemeye istinaden classification yapabiliriz. Ve bir fitting yani sinyal tanıma yani sinyalin formlarını belirleme yani sinyalin karakteristiğini çıkarabiliriz. Peki onları ben nasıl yapıyorum? Modeling aslında arkadaşlar tam olarak bu oluyor. Şuraya modeling yazıyorum. Neden modeling yazdım burada? Çünkü bakın ben burada atıyorum bir konum sensörü olsun bu position. Bu da işte T'de örnekleme zamanı. Yani zamana göre değişen bir şey. Ve benim X'im, position'ım hep bir aralıkta değişiyor. Ben bunu mean ve varyans değeriyle bir olasılık fonksiyonuna çevirebilirim. İkincisi, fitting yapmak istediğimde bakın dikkat edin. Örneğin bizim elimizde mesela iki boyutlu bir sinyal olsun. Nasıl olsun mesela? Burada bir mass olsun. İşte burada bir length olsun. Ve sizin kitle, vücut kitle indeksinize göre şişman mısınız değil misiniz onu belirlesin. O da şöyle bir aralıkta olsun çarpı işaretleriyle. Şimdi ben bunu çizgilerle ifade edemem değil mi? Ama buraya bir tane olasılık fonksiyonu koyarsam ben bu modelin içindeki her değeri fit edebilirim değil mi? O da bana şöyle bir değerde görünür. Şurası p'dir mesela. P, x1 ve x2 iki tane değişkenim olduğu için. Ve bunun en ideal kilosunu ben belli bir rakamla çarparsam çünkü bu her zaman için 0 ile 1 arasında olacak ya mesela bunu 25 ile çarparsam mesela burada benim herhangi bir değerim için vücut kitle indeksimi çıkarabilirim burada. Bu fitting problemidir. Aynı şekilde arkadaşlar ben classification da yapabilirim bunun üzerinde. Nasıl yaparım? Örneğin bir x2 bir de x1 değerim olsun benim. Ve x2 x1'e göre mesela şöyle çarpı işaretleriyle bir sınıf. Şöyle onu da yeşille göstereyim.
Şöyle O işaretleriyle bir sınıf. Normalde ben ne yapıyordum? Neural Network'te bir çizgi çiziyordum, değil mi? Artık bunu yapmıyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Gideceğim burada iki tane olasılık fonksiyonu tanımlayacağım. Biri şunu modelleyecek, biri bunu modelleyecek. O yüzden bu class 1 ve bu class 2. Yani bu probability'yi öyle bir seçerim ki burada mesela bir mu 1 bir de mu 2 öyle bir seçerim ki ben bunları ve bunların varyanslarını öyle bir seçerim ki ben gidip classification'ımı bunun üzerinde de yapabilirim. Çizgi çizmeden. Yani şunu iptal ederek. Şimdi biz buraya kadar kullanım alanlarını da verdik ama dikkat edin bakın. Şurada ben tek boyutlu bir data ile uğraştım. Artık benim elimde eğer iki boyutlu bir data varsa ben bunu nasıl gözlemleyeceğim? Dikkat edin, classification problemin aynısını alıyorum buradan. Şöyle kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum onu. Şimdi bakın. Bu classification probleme göre benim olasılıklarda göreceğim değer nasıl bir değer olacaktır? Bir kere gelecek benim bir C1 sınıfım için mesela şöyle bir mu1 değerinde yükselen bir probability'm olacak. Şöyle C1 için. Aynı şekilde C2 için de şöyle bir probability'm olacak benim. C2. Ve burası da x1 ve x2'yi gösteriyor. Burası da p'yi gösteriyor. Yani iki tane değeri bir yerde gösterdim. Bunu gösterebilmek için. Şimdi buraya geliyorum. Burada bir mu1 var. Burada bir mu2 var. Tabi bu iki boyutlu olduğu için bu mu1 de x1'deki mu1, x2'deki mu1. Yani bunlar da ikiye birlik aslında bir matris. Vektör aslında bunlar. Şimdi bakın ben burada hangi sınıfa ait olduğunu nasıl seçebilirim? P derim ki burada C1 eğer büyükse P C2'den yani verilen x değeri için ben neyi seçerim? C1'i seçerim. Diğer türlü C2'yi seçerim. Ama bakın burada arasında şöyle bir boşluklu bir alan var. Harbiden burada benim belirleyemediğim bir şey var. Çünkü sadece bu bir noktada bakın burada birleşiyor. Bu yüzden ben bu ifadeleri tek boyutlu anlamlandırırsam buradaki benim classification rate'im yani sınıflama oranım belki de düşebilir. İkincisi, buradaki değerlerin hepsi px1, 2'de hepsi sıfırdan büyük veya eşit. Ama burada integral toplamım bakın px dx eşittir. Eğer ayrı ayrı modellemişsem 2 oluyor. Gördünüz değil mi? Çünkü iki tane ayrı fonksiyon tanımladım ben zaten burada ve bunların toplamı 2'ye eşit oldu. O yüzden arkadaşlar adamlar bu problemi çözmek için ne yapmışlar biliyor musunuz? Çok dimensionlı bir tanım yapmışlar. Onu da şöyle gösteriyorum. Benim normal PDF fonksiyonum neydi? P x mu ve varyansa göre değişen 1 bölü kök 2 pi sigma kare çarpı eksponansiyel eksi işte burada bir x eksi mu bölü kök 2 sigma'nın karesi. Bakın bunu direkt içeriye aldım. Hani bunu çarparsanız 2 sigma kare oluyor. Yukarısı x eksi mu'nun karesi oluyor. Böyle bir ifade aslında bu. Hatta onu da kafanız karışmasın diye şöyle sileyim. Yine eski haliyle ben yazayım buraya. Yani burada bir eksi var. Bölü 2 sigma kare. Ve burada da x eksi mü'nün karesi. Peki şimdi bu çoklu boyutlarda olunca ne oluyor? P bu sefer yine x. Ama bu x nasıl bir x? 1 ve 2 olacak burada. Yine bunların bir mü'sü olacak ve varyans artık tek değer olmadığı için kovaryans olacak. Bu kovaryans matrisini de ayrıca anlatacağım birazdan. Şimdi bakın. Benim buradaki ifadelerimde exp'im yine değişmiyor. Yine bir exp olacak burada. Ama artık bu bir matris olduğu için arkadaşlar, yani birden fazla değer olduğu için şöyle yapıyorum. X eksi mü transform. Çünkü x1 ve x2 var burada. Çarpı. Bakın. Bu ifadeyi benim yazmam gerekiyor buraya. X eksi mü. Bakın karesini artık şu an ifadelerin hepsini alıp topladım ve kendime ifadeyi elde ettim. Buradan bakın 2 çarpı sigma kare var burada. Gördünüz değil mi? İşte o 2'yi yine aşağı yazıyorum ama artık burada kovaryans matrisi olduğu için yani tek değere bağımlı olmayan x1 ve x2'nin
matrisi, varyans matrisi olduğu için burada buraya kovaryans eksi 1 diyorum. Aşağıya alabilmek için diyelim. Aynı şekilde arkadaşlar burada yine tek boyutlu olmadığı için bu ifade artık kök 2π'nin d'nin üzerisi, yani kaç tane ifade varsa mesela burada d nedir? Burada 2'dir değil mi? x1 ve x2 var. Ve aynı şekilde determinant kovaryans matrisi diyorum. Çünkü bu sigma kare aslında burada bunu söylüyor. Determinant da aslında arkadaşlar kovaryans matrisindeki alanın ne kadarlık bir alana sahip olduğunu söylüyor size sayısal olarak. Eğer ben bu ifadeyi işletirsem arkadaşlar bakın burada buradaki bütün olasılık değerleri bu sefer neye geliyor biliyor musunuz? Px dx yine 1'e geliyor. Buna arkadaşlar özel ismiyle Gaussian mixture model deniyor. Bu normal Gauss distribution. Bu da Gaussian mixture model. Bakın direkt transformu aynı şekilde yaptım. Yine söylüyorum, az önce de söyledim. Bunu siz de üretebilirsiniz. Ama nasıl yapacağınızı bilmeniz lazım. Şimdi bakın, buradaki değerler artık bana nasıl görünüyor biliyor musunuz? Şu şekilde görünüyor. Benim bir şöyle bir yine eksen takımı üzerinde yine bir x1'im ve x2'm var. Ve aynı şekilde bir p var. GMM'den gelen. Bu sefer bu p nasıl oluyor biliyor musunuz? Şöyle oluyor. Bir değerde yine maksimum yapıp aşağı iniyor. Yine bir değerde maksimum yapıp aşağı iniyor. Ama buradaki ifadenin içinde bunun altında kalan bütün alandaki değerler burada. İşte eksi sonsuzdan artı sonsuz. Artı sonsuzdan eksi sonsuz. P x1 x2 çarpı dx1 çarpı dx2 eşittir 1'e eşit oluyor. GMM'in aslında amacı bu. Aradaki değerleri de kendi içinde aslında olasılıkların birbirine göre karşılaştırarak yeni değerler üretiyor burada. Şimdi arkadaşlar bir sonraki dersimde size kovaryans matrisinin de ne olduğunu anlatacağım. Kovaryans matrisinin özelliğini de size göstereceğim.